Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Okan Bayülgen'in Talk Radyosu birazdan başlıyor. Hanımlar, beyler, Virgin Radio'da Okan Bayülgen'in Talk Radyosu'ndasınız. Ben Okan Bayülgen, bu Burcu Baktur, diğeri Ege Esen, bir diğeri Umut Uslusoy ve telefonlarınızı karşılıyor terbiyesiz Tuğba bu akşam. Bakalım dinleyenlerimiz neler anlatacaklar pazartesi akşamı trafikte sıkışırken. Burcu, hoş geldin, güzel bir hafta olsun diyoruz inşallah. İnşallah. Evet, ne oldu böyle bir mahcup, meczup, dingin, gerizekalı bir ifade var üzerinde. Gerizekalı mı? Sen gerizekalı olduğun için değil, üzerindeki ifade. Nasıl olur gerizekalı ifade? Gerizekalı ifade şöyle olur: sürekli telefonuna bakıp da mesaj bekleyen ve pek hareket edemeyen, tutulmuş kalmış gibi ve bilmiyorum, ne etkiledi seni böyle? Yok aslında ya, bayağı da iyiyim. Bayağı iyiyim. Yapma ya. Evet. Birazdan bir şey oluyorum. Telefonuma bakmamın sebebi gelen yorumları okuyorum. Evet. Neler çok diyorlar. Çok güzel yorumlar geliyor seninle ilgili olarak. Burcusuz olmaz. Burcu varsa var, Burcu yoksa yok gibi. Ne kadar güzel mesajlar geliyor. Gururlanıyorum senin adına. Senin adına gururlanıyorum. Ama bugün gerçekten dayak yemiş gibi bir halin var. Neden oldu bu? Neden? Yok ya. Neden buraya yetiştin ve buraya yetişirken işler yolunda gitmedi mi? Yok, yani çünkü mesela gayet rahat. Umut yine da metro. Son anda yetişti. Hatta tamam. Ben onu aradım. Metrodaydı Umut da. Hı-hı. Ve Umut'un telefonu çekmiyordu. Evet. Senin de metroda herhalde telefonun evet, çekmiyor. Çekmiyorum. Ama çıktıktan sonra galiba mesajlar yığılmış oluyor. Evet ya, biraz böyle iş güç bıdıt bıdıt, onlardan böyle bir bugün. Böyle üzerinde eşekten düşmüş gibi bir hal ya. Var. Yani ben onu tam anlayamıyorum. Umut, ne diyorsun, öyle bir hali yok mu? Biraz evet, dingin var. Ya bu dingin nedir? Bu dingini özellikle yaptım ya. Ama hakikaten ya, böyle bir şey. Bir şey var böyle üzerinde. Ege, sen nasıl buluyorsun? Zor bir hafta sonu geçirmiş. Evet zor ya, bir, sanki zor bir hafta sonu geçirmiş. Yok ya. Yani yok, gayet iyi bir hafta sonu geçirmiş. Bana sanki... Hatta uyudum ilk kez böyle. Bayağı ama uzun sanki uyudum. Evire çevire bir dayak yemişsin gibi bir şey. Kim bana dayak atabilir? Hayır, ya? Hayır, yani ben bunu tabii ki mecazi olarak söylüyorum yani. Ama birçoğumuz dayak yemiş gibiyiz yani. Pazartesi sabahı iş için yollara dökülen ve daha sonra onun akşamında eve dönmeye çalışan insanlar. Hakikaten işleri çok zor. Söyleyeyim o zaman ya. Lütfen söyleyeyim. Hayır. Söyleyeyim. Ben hakikaten bunu, hayır ben ne oldu yani, hakikaten bu günün yorgunluğu dediğimiz şey işte bu yani. Hakikaten bir aptal bir hale geliyoruz. Yok yani, günün yorgunluğu hayır, değil yani. Hayır, vallahi öyle, değil. Lütfen. Burcu belki birazdan açıklayabilir. Şunu anons olarak alabilir miyim senden? Bir saniye. Hanımlar, beyler, Burcu'yla ne oluyor? Az sonra Virgin Radio'da. Telefonumuz 0212 368 62 20 ve işte evet. Burcu'yla neler oluyor? Evet, ama bu olmaz. Burcu'yla olmuyor. Burcu'yla olan bir şey yok. Bir dakika, söyleme. Niçin söylüyorsun? Ya birisine derdini soruyorsun. Ya diyorsun, dertlisin bugün, bir şey var sende diyorsun. Ve yani o, evet, ve o anda çoğumuzun başına gelir. İş yerinde, sokakta, başka bir yerde, okulda. Yani dersin ki biraz atarsın, tutar. Yani onun halinden şüphelenirsin evet. Ve tutar. Yani dersin ki ne oldu kardeş, bir şey mi var filan der. Yok, falan der ve orada açık verir. Halbuki insanlar galiba kötücüller. Yani bir diğerinden şüpheleniyor. Bir diğerine çaktırmamak istiyor. Sevinci paylaşmakta sorun yok çünkü her şey yolunda. Ama üzüntüyü paylaşmakta sorun var. Halbuki önce üzüntüler değil mi? Sevinci niye paylaşmak? Dur lütfen. Ama bu zaten üzerine çok konuşulacak bir şey. Ben konuşacağım. Söyleme. Hanımlar, beyler, Burcu'ya ne oluyor? Az sonra Virgin Radio'da. Gong. Burcu'ya ne oluyor?
Evet. Hemen kısaca söyleyeyim, benimle ilgili değil, mikrofonu çekerim, mikrofon kıpkırmızı. Yazık, bu kaç para olduğunu biliyor musunuz? Ya bu artık kullanılır mı? Yani konuşurken bir, ya bir şey yapışırken yani ama işte makyaj yapmak için bu Burcu'nun mikrofonu oldu artık. Çünkü yani bu kadar insan radyoya gelirken ya hadi radyoda yani tamam radyoya gelirken sür be birader ama yani radyoda ruj sürülür kıpkırmızı olur. Kaç para biliyor musun bu mikrofon? Vallahi, ya bu bir noise geliyordu. Ben de niye geliyordu? Rujdanmış demek. Hayır, kızın sesi geçmez bundan artık. Bütün kıpkırmızı ruj akmış üzerine. Yani akmış. Olacak iş mi bu? Allah seni kahretmesin. Buna bu mikrofona bu kadar ruj sürülür mü ya? Olacak işte. Abi, verme mikrofon. Yani verme mikrofon. Verme mikrofonu. Hayır, çekmeye. Ya hayır, diye bir şey yok. Gir şarkı ya, gir. Hayır bir şey gir. Evet. Al bakalım mikrofonu. Evet. Peki. Hanımlar beyler, bu akşam madem ki pazartesi akşamı, programın hemen başında başlıyoruz akşam sporuna. Bildiğiniz gibi geleneksel dansımız sağ meme ucuyla başlıyoruz. Sağ meme ucu önce sağ yarım, daha sonra sağ tam ve hemen sola, sol meme ucu sola yarım ve daha sonra sola tam. Ve hepinizi ayağa kalkmaya davet ediyorum. Arabalarında direksiyon simidiyle koltuk arasında sıkışmış olanlar da hafif çalkalayabilirler. Hafif dingildemelerle bize eşlik edebilirler. Evet, hadi Burcu. Madem çok neşelisin bugün. 1-2-3-4 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 Bayırken Hanımlar beyler, Virgin Radio telefonumuz 0212 368 62 20 ve biz buradan eşlik ediyoruz sizlere. Virgin Radio İstanbul stüdyosundan, İstanbul trafiğinde, Ankara trafiğinde, İzmir trafiğinde, eve dönmek için uğraşanlar, sevdiklerine kavuşmak için didinenlere ve evde sevdiklerinin yolunu gözleyen, bekleyenlere. Hanımlar beyler, şimdi bize ulaşanlardan bakalım. Çünkü bu arada hemen belirtmem gerekiyor. Virgin Radio'da internetimizde sanıyorum geçici süreli bir kesiklik yaşıyoruz. Dolayısıyla tweetlerinizi de göremiyoruz ama bizi Okan Bayülgen ve Burcu Baktur ve Virgin Radio Twitter hesaplarından bizi takip edebilir ve bizi programımızı yönlendirecek şeyler yazıp çizebilirsiniz tabii ki. Ve işte ilk dinleyicim geliyor mikrofona. Tarkan Bey. Tarkan. Merhaba Tarkan. Tarkan. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Vay. Okan Bayülgen'in Talk Radio'sundasınız. Çok hakikaten mahvettin bizi bu acayip ses tonunla. Acayip ses tonunla. Sonunda Okan Bayülgen'in Talk Radio'sundayım. Bu büyük heyecanı bana yaşattığınız için teşekkür ederim. Ne kadar tatlısınız ama büyük heyecan duyulacak bir şey yok. Banttan konuşmuyorsunuz. Ama bir sanki bir şey var yani. Profesyonel. IQ var ya üstünde. IQ mu var üzerinde? Yapma ya. İnce geliyor. Dur bakayım. Dur bakayım. Enteresan. Hayır, bir şey dengeleme çünkü Tarkan Bey böyle bir düzenek hazırlamış galiba. Aa, Tarkan'ı bildim ben. Nasıl Tarkan'ı bildin? Şey, Twitter'dan değil mi? Evet. Takip ediyorsunuz. Ben de sizin tweetlerinizi retweet ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Ay, niçin teşekkür ediyorsunuz? Siz bize övgülü şeyler yazdığınız için biz retweet ediyoruz. Teşekkürler. Yine teşekkür ederim. Peki. Ama hakikaten sesiniz bizi mahvediyor. Çok evet, çok iyi söylüyorum. Evet. Yani hakikaten lütfen söylediklerinize çok dikkat edin. Yani Allah vergisi değilim Okan Bey. Evet. Ay, hakikaten çok yıkılıyorum burada yani. Açıkçası sırılsıklam oldum. Terden yani kanter içerisindeyim. Yani başımdan aşağı soğuk terler boşaldı. Ciddi söylüyorum. Çok acayip bir ses öyle gerçekten. Öyle verdiysem kesinlikle çok mutlu oldum. Gitgide yani. Daha da böyle dıcağı alıyor. Evet. Şu anda. Yani Tarkan sanki kelimeleri yani ses telleri arasından elini daldırıp gırtlağından mideden sanki o sesleri çıkarıp da tek tek inci gibi kelimeleri kelimeleri böyle şey yapıyormuş gibi inci gibi işliyormuş gibi söylüyor kelimeleri. Tarkan bir de
Hayır, şöyle evet, normal bir konu, bu normal konuşman değil herhalde, değil mi? Yani bu normal konuşman. Yani diye konuşmuyorsun normal herhalde. Hadi bir normalini alalım. İyi yayınlar bu arada. Ha? Tarkan ben. Ah be. Yine DJ Baldın abi. İstanbul'dan katılıyorum size. Ben de bir radyocuyum. Hemen meslekteyim. Hatırlıyorum galiba. Mesleki deformasyon anlaşıldı. Tarkan, mesleki deformasyon lütfen demeyelim. Ege ne demek mesleki deformasyon? Ya abi istemez her yerde böyle konuşmaya başlıyor insan. Hayır, bu bilerek onu bence öyle yaptım. Erkek deformasyonu. Hele hele cazip olmak isteyen. Kadınlarla konuşurken. Hangi erkek bunu yapmaz ki? Özellikle tabii ses eğitimi almış erkeğin. Bir şey söyleyebilir miyim? Aslında kadınlara da değil. Evet. Ya şöyle bir şey var ya. Niye? Mesela taksi ya da bir şey arandığında da benim mesela erkek arkadaşlarım böyle yanımda birilerini aramak ya da bir işle ilgili bir şey falan konuşmak zorunda kaldıklarında bir sesleri bir değişiyor. Değişir, bir böyle merhaba Diyarbakır 16 Ceyhan'a bir taksi falan. Hani böyle bir durum oluyor gerçekten. Oluyor. Hem de yani radyocu madrucu falan da değil. Niye böyle? Niye böyle bir durum var? Çok eski bir adres. Ama eski erkeklerde adres. Şu da vardır. Yani en cılız en Mickey sesli oğlanları bile hani kız nasıl olduysa işte bir kız da onu sevdiyse ona böyle yanaşıp tatlım gidelim mi artık dediği zaman herifler de şövşe tövbe ne ben var, buradan evet şimdi ya. Bir taksimi çağırırım falan gibi bir şey yapıyorlar. Bu erkek ya tabii ki şimdi şöyle bir şeye bak yani dünyadaki bütün kediler yani ormandaki kedilerden evet. Söz ediyorum işte aslan leopar falan. Bunlar da böyle yapıyorlar yani. Böyle hayvanın cüssesiyle ilgili biliyorsun hayvanat küçüldükçe sesler tizleşiyor, cılızlaşıyor. Hayvan büyüdükçe ses şeydir yani kalınlaşır. Bizim bir ara komşuda bir Saint Bernard vardı. Biliyorsun ne kadar şey bir köpekçiktir yani böyle sükunetli hakikaten cool bir köpektir. Hiç hav falan demez. Bir kere hav dediğini duyduk. Vallahi saklanacak delik aradık yani. Çünkü herifçi hav dedi. Ya, yani, rof dedi. Yani öyle cool bir herif yani. Bir şeye de hani havlamak gibi dedi yani. Öyle bir şeye bozuldu herhalde. Havada bugün ne biçim falan böyle hav dedi. Havada bugün ne biçim. Yani onun için yani tabii cüsse büyüdükçe ses büyür. Ama bende mesela ben baritonum. Yani sesimi baslaştırmam. Çünkü bizim yaptığımız işte özellikle tenoral sesler daha kıymetlidir ayırt edilmek açısından seslendirmede filan. Dolayısıyla ben sesini kalınlaştıran bir adam değilim. Ama çoğu tenoral adam duyuyorum sesini böyle müffin diye böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Çünkü ne kadar bas bir sesiniz var doğada o kadar kayboluyor diğer seslerin arasında. Yani böyle motor gürültüsü gibi ses çıkarmanın da kadınlarda nesi etkili onu da tam anlamıyorum. Mesele de eden bir şey aslında. Neyi? Dile eden bir şey. Niye yani, deli ediyor? Bir de şöyle bir durum var ya böyle sevgilim seninle konuşurken minye balonini falan diye konuşuyor ama böyle erkek arkadaşlarının yanında yer ararsan alo evet falan hani sanki iş görüşmesi yapıyormuşuz gibi ne gerek var canım? Yani bir insanın aslında her şeyi büyükse sesinin de büyük olmasına gerek yok. Ama bir insanın her şeyi küçükse sesi büyütmeye mi? Sesi büyütmeye çalışır. Yani örnekse benim gövdem büyük bir gövde değil. Yani beni sıraya dizsen bir sürü adamla beraber ben en sonda yer alırım herhalde. Askerdeyken de öyleydim. Yani Allah'tan sonda bir iki kişi daha vardı. Bir iki sıra daha vardı ama onun dışında küçümenimdir. Yani burada tabii ki ses biraz da göğüs kafesiyle ilgilidir. Mesela büyük kadınlarda operaya bak mesela adamlar hep kocamandır. En azından vücutlar geniştir. Onlar çok yemek yedikleri için de olmuyor. Tabii ki büyük oldukları için çok yemek yiyorlar ama yani büyüktür ses çünkü bir yerde rezonans yapacak yani göğüsten çıkarken böyle bir şey yapacak böyle o ses orada çıkacak kolay bir şey değil adamda nefes olması lazım yani bunu çıkarmak için Tarkan'ı bilmiyorum evet, tabii. Tarkan büyük müsün sen küçük müsün? Yani siz tahmin edin kaç yaşındayım sizce? Hayır, öyle büyük değil canım. Ayrıca yani, niye tahmin edelim cüsse canım? Olarak Tarkan cüsse olarak büyük müsünüz küçük müsünüz cüsse? Yok orta halli diyelim yani biz ona. Orta halli derken bir boy vermek isterseniz kaçtır yani boyunuz? Yani 1.60, 1.76, 1.77.
1.60 1.70'ye kadar çıkıyor bu. Hangi ölçünüz? Ortalama yani. Niyete göre, niyete göre değişir yani. Bakış açımıza göre değişiyor. 1.60. Peki. Peki Tarkan, teşekkür ederiz. Tarkan. Bizi bu inanılmaz sesinizle kucakladığınız için, bu dakikaları bize ayırdığınız için iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet. Hanımlar beyler, Virgin Radio'nun telefonu 0212 368 62 20. Kısa bir reklam arası, dönüyoruz hemen. Virgin Radio. Çılgınlaşmaya meyilli. Talk Radio. Hanımlar beyler, Virgin Radio'dasınız. 0212 368 62 20 Virgin Radio'nun telefonlarını arayanlardan Utku Fenerli. Şimdi hattımızda Utku. Merhabalar. Merhaba Utku. Sizin Instagram hesabınız Asortik Ninja diye mi geçiyor? Evet efendim. Çok acayip bir adam bu. Bir fotoğrafta helikopterden iniyorsunuz, bir diğer fotoğrafta bir madende mi? Nerede bir şey yapıyorsunuz? Evet, maden mühendisiyim. Maden mühendisiniz. Evet. Ve yakışıklı bir adam ve çok hoş bir kadın var yanınızda, kürklü. O kim, eşiniz mi? Eşim, evet. Çok hoş, çok hoş. Bir dönemde eşiniz hamileymiş ve bir çocuğunuz oldu herhalde. 4 gün 5 günümüz falan kaldı. Gitar çalıyor musunuz? Evet, çalıyorum. Kütahya'nın en iyi gitaristlerinden biri gibi bir şey oldu, doğru mu? Yok, hayır, bu Tolga mı? Çağdaş. Hayır, yok. Hayır. Siz de gitar çalıyorsunuz. Evet, çalıyorum ben. Efsane geri döndü falan diye başlıklar var. Bir dakika bunu dinleyebilir miyim acaba? Bak, çalıyor şu anda. Bayağı çalıyor şu ses an. İçin video. Bak. Vay, parmaklara bak, acayip hızlı yahu. Vay. O ne yahu? Birçok şey ya, bak, görüyor musunuz gitar evet, çalıyor? Evet abi, sweepler falan. Tabii pentatonik süpermiş. Çok acayipmiş. Evet. Telecaster siyah bir Telecaster var. Evet, doğrudur. Evet, harikulade. Nefis bir adam. Ya çok mutlu oldum bizim dinleyicimiz olmanızdan ya. Valla ben çok çok uzun zamandır sizi takip eden ve acayip de böyle örnek alan bir kardeşinizim diyeyim. Aynen. Estağfurullah. Hatta iki kere de sizle karşılaştık. Bir tanesinde ateş istemiştiniz benden kanyonda. Birinde de tuvalette. Bir tanesinde de Amsterdam'da karşılaştık. Amsterdam'da karşılaştık. Bak, süpermiş. Peki Amsterdam'da da ateş istedin mi? Amsterdam'da sadece o içtiğinizden çok içmeyin arkadaşlar dediniz ve gittiniz. Çok güzel anıymış ya. Harikulade. Sanıyorum böyle Amsterdam'da, çünkü şöyle olur. Utku şunu söylemek istiyor. Böyle işte sokağa açık barlar var ve orada insanlar işte ellerinde içkilerle filan durunca ben de yeşilaycı bir adam olarak alkole de sigaraya da ne kadar karşı olduğumu biliyorsunuz. Belki tabii. Belki Utku'nun elinde bir böyle bir hani bira gibi bir şey, az alkollü belki. Hani yani alkolü iyiden iyiye alınmış, hatta evet. ömülmüş bir bira evet. Görmüş olabilirim ve şöyle demiş olabilirim, yani azı da zarar, çoğu da zarar demiş olabilirim. Utku'ya içme demiş olabilirim Utku'yu, çünkü ya da Utku fotoğraflarına da bakıyorum, güçlü kuvvetli kocaman bir adam ama kilosu da var tabii ki, yani dolayısıyla demiş olabilirim ki yani bu nedir, bu bira göbek yapar demiş olabilirim, yani zararını anlatmak için evet, bunu evet. Söylemiş olabilirim. Ben de ateş mesela diyeceksin ki, madem hani sen sigaraya karşısın, alkole karşısın, niye ateş istiyorsun? Bir AVM'de. Hayır, ondan dolayı değil, biz eve gidiyoruz değil mi, ocağı yakıyoruz. Kanyonda değil mi? AVM'de aklına o geliyor. Ocağı nasıl yakacağım? Hayır, o kanyon değil, sen yanlış anladın. Bu büyük kanyon. Pardon, evet, bu AVM değil, büyük kanyon. Ateş olacak.
yani, çadır kurmuş Okan abi orada, ateş yakacak. Evet. Yani, diyor ki ateşim ateşim yani nasıl odunu mu elimle yani, şey yapacağım. Evet, yani fıtı elimle döndürerek falan filan. Tabii koştacak anıyorsun. Utku'yu görmüşüm. Diyorum ki ya Utku o geceyi sıcak geçirmenize sebep olmuş. O geceyi Utku sayesinde sıcak geçirmişsiniz. Yoksa kurtlar mutlar iniyor evet, yani maazallah kanyona. Utku harikulade adamsın. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısın. Peki çocuk 2-3 gün sonra geliyor öyle mi? Evet 2-3 gün sonra geliyor. Peki bu ilk çocuk mu? İlk çocuk mu? İlk çocuk evet. İlk çok çocuk. Güzel. Kız mı erkek mi olacak inşallah? Erkek. Niye erkek Utku? Niye? Oradaki vurgu ne Utku? Utku da erkek çünkü değil mi? Yani Utku kız mı yani? Utku. Kız olsaydı da kız diyecek miydin? Diyecektim çünkü şöyle bir gelenek vardır. Genelde iyi madencilerin ilk çocuğu kız olur diye böyle bir bizim camiada şey var. Enteresanmış. Evet, o sebepten kız olsaydı da çok sevinirim. Ya anlıyorlar işte şey hani elimden ya bir alıp, sebebe gerek ben... var mı Utku ya? Kız olsun, erkek olsun, sebepsiz olsun. Evet. Değil mi? Erkek deme o zaman. Utku yani. Şu anda Twitter'da ismini arıyorum ki seni takip edeyim. Twitter'daki şeyin ne? Diyerekten. Gerilla Radio olması lazım. Son onu kullanıyordum. Peki ismin var mı ama isminden bulabilir miyim? Assorted Ninja'dan bulabilirsiniz sanırım. Evet, ben oradan şimdi Assorted Ninja diye arıyorum ve seni takip edeceğim. Çünkü bu iyi haberlerini almak istiyorum. Herhalde Twitter'da bir şey yazarsın diye düşünüyorum. Yani belki de işte doğum sağlıklı gerçekleşti. Çıktı, aynen. Gerilla Radio. Gece Genistin'in şimdi hesabı. Vay çok tatlı. Peki seni takip ediyorum baba. Tamam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İyi haberlerini hanıma bekliyoruz. Hanıma da selamlar. Hanımefendiye selamlar. Ve inşallah doğum çok güzel geçer ve sen de belli ki koskoca cüssen, kocaman göbeğin ve bu tatlı duygusallığınla harikulade bir erkek çocuk babası olacaksın. İnşallah bekliyorum öyle bakalım. Öyle tahmin ediyorum. Peki. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Hanımlar beyler 0212 368 62 20 Virgin Radio'nun telefonu. Bakalım Ege bize ne çalacak? Eğer bak. Bu ne ya? Bu ne? Kimse. Bu ne? Bu böyle nedir? Bir şey koymuşlar abi. Aa Odise. Odise. Aa geçen gün çaldınız. Hep aynı şarkıları mı çalıyoruz ya ama? Abi, çok güzel. Ya, biz bunu apartmıştık dediniz ya. İnadına koyuyorlar. Peki Back to My Rules abi. Çok güzel ya. Richie Havens'ın şarkısı. Bunu geçen programda da anlatmıştım artık dinleyenler için. Çünkü düzenli takipçilerimiz var. Onlar için tekrar anlatmak istemiyorum ama nefis bir hikayesi vardır. Tabii devrimci çok güzel bir şarkıdır ama Odyssey isimli grup onu almış. Nefis bir gitar riffiyle beraber bize sunmuş. Nefistir, çok eğlencelidir. Hatta ben bir jenerik içinde araklamıştım bunun gitar riffini. Evet. Pekala dinleyelim şarkıyı. Hanımlar beyler Virgin Radio'nun telefonu 0212 368 62 20 ve birazdan yeni bir dinleyenimizle devam edeceğiz. Telefonda bekliyor. Bu arada hemen söyleyeyim. Niko Türkiye alt dire 123 isimli dinleyicimiz. Geçen gün bahsettiğimiz ünlü gitarist Jack White'ın elleri kanaya kanaya yaptığı bir gitar performansının videosunu göndermiş bize. Ben de retweet ettim Twitter hesabından. Tabii ki ilginç. Ben de videoyu seyrettikten sonra aradan zaman geçmiş. Ben de diyordum ki anlatırken ya o adamcağız kan revan içinde kalıyor falan. Tabii bu kadar abartılı bir durum yokmuş. Bazen izlediklerimizi sonra abartılı bir şekilde anlatıyoruz ama yine de çok hoş bir performans. Bir
bir küçük belgesel çalışması gibi görünüyor. Okan Bayülgen hesabından isteyenler bakabilirler bu performansa YouTube üzerinden. Ve Hakan Ünel Twitter'da bize diyor ki dinlenecek şarkıları biz dinleyenler olarak seçsek diyor. Evet Hakan, çok güzel söylüyorsun. Biz de bu isteğini yerine getirmiyoruz. Şu nedenle olmuyor. Çünkü bu Virgin Radio formatı bir hit radio formatı. Halbuki benim dinlediğim müzikler başka, senin dinlediğin müzikler başka, birçoğumuzun dinlediği müzikler başka ama böyle, bunları da siz istiyorsunuz herhalde. Siz benim istemiyorsanız, için iyi denk geldi ama benim dinlediğim müzikler bunlardan aslında. Sen bunları bana şans ol. Yani seviyorum, evet, var böyle bir playlistim. Zaten kadınlar böyle. Arabada açarsın bir radyoyu, boktan bir şarkı çıkar, bir bakarsın en sevdiğim manitan onu kendi kendine söylemeye başlar. Hangisi boktan şimdi? Hayır, bizim mesela. Bir dakika, şimdi beni böyle kenara sıkıştırıyormuş gibi efendim, yoksa Virgin Radio'da boktan bir şarkı mı çalıyor? Hayır. Ben Virgin Radio'da çalışan bir adam olarak hiçbir zaman böyle düşünmem ve düşündürtmem. Ama herhangi bir radyoda, herhangi bir radyoda bir şarkı çalıyor. Bakıyorsun yanındaki en sevdiğim manita o şarkıyı söylemeye başlıyor. Allah Allah diyorsun, sen bu şarkıyı nereden biliyorsun? Diyor, biliyorum, duydum herhalde diyor falan. Ya bakıyorsun ezberlemiş. Yani bu sefer böyle bir şey oluyorsun. Ama o oluyorsun. Zaten şaşırdığımız yani, türde şarkılar çok çabuk ezberlenebilir evet, şarkılar. Evet ama oluyor. Kadınlar bunu yapıyor. Şimdi arabada gidiyoruz, radyo açık. Bir herifin böyle La for a shifty for that diye böyle bir İngilizce nasıl, şarkıyı. Nasıl? La for a shifty for that. Yani Japonca ya da İngilizce bir şarkıyı. Yani böyle tekrarladığını görsen dersin ki bu ne biçim herif dersin. Görüyorum aynı ben şeyi, ya yok öyle bir şey. Görüyorum. Canım, neler kız, görüyorum. Kızlar bunu da Demet Akalın bir albüm çıkarır. Bütün kızlar ya en ezberler. Hayır, en çok erkekler yani, ya bir de ıptıs ıptıs böyle açarak sesini son ses. Cam zes zes son ses. Erkekler bunu kızlar için yapıyor. Hala yok, anlamadınız mı? Ama artık bir geçerliği değil. Yok. Bence hiç öyle değil vallahi. Yani, ama kızlar ezberliyorlar tabii ki yani. Ben de isterim benim Ege'nin, Umud'un sevdiği şarkılardan çalalım. Biz de bir acayip enteresan şeyler seviyoruz tabii yani. Onları da hani değil mi, hit radyo dediğimiz şey büyük bir kesime hitap eden şarkılar oluyor. Şimdi bir Justin Bieber dediğin zaman yani bir Miley Cyrus, bir Selena Gomez, bir Justin Bieber. Bunlar yani değil şimdi, öyle diyemezsin. Yani Justin Bieber hakikaten bir kariyer yani. Bir kariyer. Bu çocukcağıza bence yazık ettiler tabii yani. Hakikaten böyle sahneye çıkıyor, kusuyor, ondan sonra bir yerden çıkıyor, bakıyorsun donunu toparlayamıyor. Bir de öyle bir moda vardı biliyorsun, arkadan şeyin donun görünecek falan filan, indiriyorlar aşağı falan. Sürekli çocuk kendi pantolon da değil yani şortuna basıp düşüyor, olan sürekli donu düşüyor çocuğun. Yani bu tabii ki yani şimdi yani kendine hak yani, çocuk gözümüzün önünde büyüdü ya yani vallahi. Kemikleri büyüdü gelişti. Mü? Bence hala yani büyüdü. Çocuğun kemikleri gelişti. Yani ergenliğe geçişine şahit olduk. Ergenlikten hırboluğa geçişine şahit olduk. yani gün geçtikçe yani daha da geri zekalığa geçişine şahit olduğumuz bir adam bu yani. Ama işte bir yani bir Justin. Ama bir hay bile demedi bir abi. Yani ha? Bir hay yani, bile demedi yani, bir ya, abi. Ben Justin Bieber olsam ne hay derim ne bay derim, hiçbir şey demem ya. Demesin abi. Yani çocukcağız yani bu işte, şimdi bunu kullanacaklar, atacaklar, müzik sektörü bunu da yapacak. Ne çocuklar gitti gözümüzün önünde, yazık oldu, filmlerde oynayan çocuklar filan. Hepsi sürünüyor yani Amerika'da. Amerika'da müzik endüstrisi, sinema endüstrisi öyle basit değil. Fena harcarlar adamı yani. Herkes bir Marlon Brando, Jack Nicholson değil yani.
Hakikaten neyse. Evet. Şimdi Burcucuğum, üzerinde bir sinir, bir hoşnutsuzluk, ya bir yok. Hayatı sevmeme. Ya, ya ben bunun farkındayım. Vallahi bunun, bunun nedenlerini de biliyorum yani. Ya işte. Evet, evet, ama yani işte burada eğlenceli bir şey yapıyoruz beraberce. Evet. Tamam, onu yapmaya devam edeceğiz. Tabii bak ki. bir Umud'a, yani bak bir Ege'ye, bak bir terbiyesiz Tuğba'ya bak mesela. Ve Tuğba'nın bağladığı bir yeni telefon 0212 368 62 20'den Engin Kaya geliyor mikrofona. Engin. İyi akşamlar Okan Bey. İyi akşamlar Engin. Engin Kaya. Engin Kaya, evet. 777 siz misiniz? Benim. Peki ne? Engin Kaya 1 siz misiniz? Engin Kaya 1 ben değilim. Hmm. Evet, ama bak ben sana fotoğrafları göstereyim. Kocamda oğlum var. Evet evet. Tamam, evet, o da sizsiniz Twitter'da. Twitter'da Engin Kaya 1 değil mi? Hayır, Twitter'da Engonge olarak kayıtlıyım. Ama harikulade bir küçük herif var burada ya. Bir tane evet, zaten. Evet evet, okay, ilk fotoğraf da plajda çekilmiş fotoğraf. Değerli eşiniz, çocuğunuz, ondan sonra hep beraber. Bir de adam yakışıklı ha, güneş gözlüğü falan fotoğrafına baksana Allah aşkına. Bak. Cool. Evet, yakışıklı, cool. Cool çocuk bu. Kaç yaşındasınız Engin? 40. Ben sizi tanıyorum değil ya mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Twitter'da varsınız. Bana. Sizin adınıza biri açmış o zaman. Engin Kaya 1 diye. Engin Kaya 1 olarak yok da Engonge olarak var. Evet, ama Twitter'da şey diyor yani, İzmir diyor. Bu kadar tesadüf olamaz. Aynı fotoğraf belki İzmir. Benzerlik olabilir. Peki. Allah Allah. Ama yani o ben değilim yani. Peki. Ama onun da çocuğu da var. Aynı, bir de yani. İzmir falan. Hani. Çocuğu da kopyalanmış. Hayır, bir dakika, çocuğu kopyalan. Bak şimdi ben. Acaba bak, benim fotoğrafımı mı aldılar? Hayır. Bu başka. Başka. Bak adam arasındaki. Bir kere bu bizim Engin ne kadar güzel. Öbürü de yakışıklı. Öbür Engin Kaya da yakışıklı. Ama yetmiyor yani, değil mi? Başkalarını yani, da koyacak. Ama bizimkisi bizim Engin Kayamız daha evet, iyi. Evet, bizim daha Engin değil. Bizim yani. Engin evet, çok iyi. Evet. Peki. Bir tane hayır Burcu görmüyor da onun için bize gözlükle görmek istemiyor ama yani işin doğrusu yani harbi kör yani bu kız. Ya görmüyor. O Engin'le bu Engin. Ben görmedim. Yahu sen işte böyle. Şimdi bak tesadüf yok. İsim bak, aynı, soy isim aynı, şehir olan, aynı, çocuk var kucakta. Siyahiler biliyorsun ne der? Siz bizi beyaz tenliler, bu siyahilere bakınca hepimizi aynı görüyorsunuz falan ama biz de size bakınca aynı görüyoruz bütün beyazları. Sarı ırk da böyle söyler yani, ne o bütün Çinliler aynı falan. Hadi lan oradan der yani. Hı-hı. Biz de size baktığımız zaman sizi aynı görüyoruz ama mesela ben yani o zaman anlamıyorum bunu yani. Ben ve Justin Bieber mesela nasıl aynı görünüyor olabiliriz? Yani, görünmüyorsunuz zaten. Nasıl görünmüyoruz? Ama bir Çinli vatandaş yani Türkiye'de onlar çıkalım da. Bir yerde mesela diyelim ki yani ülkemiz yani İstanbul'umuzda Çin mahallesi yok tabii, keşke olsa. Keşke. Ama gitsek de oraya Çin mahallesine ondan sonra desek ki İstanbul'da çok acayip Çin lokantaları var. Bir tanesini Aksaray'da açmışlardı. Hatta boş, içi boş, sürekli boş duruyor filan. Ben birkaç kere gittim oraya. Bayağı Çin restoranı. Üstünde Çin restoranı ama yazıyor. Ama açtı kebapçı Mahmut abi değil mi içeride? Hayır baba. İşte o garip olan o. Ben içe böyle birkaç basamakla inilerek girilen bir yer. Açtım kapıyı yani. İlk defa ben açıyormuşum gibi yani. Kapısı da açık değil böyle. Zorladım, açtım. Kimse yok mu diye bağırdım. Böyle alt katta, onun da altı varmış. Çinliler alt geldi. Alt kattan Çinliler geldi abi. Ciddi söylüyorum. Dediler ama hiç Türkçe bilmiyorlar. İngilizce falan hiçbir şey yok. Baya böyle Los Angeles'ta Çin lokantasına gitmişsin gibi. Orada da hiç Çinliler İngilizce bilmez. Evet. Ondan sonra yıllarca değil mi sen de yaşadın oralarda. Ve orada dedim ki yemek falan, işaret yaptım. Yemek böyle falan diye elime ağzıma vura vura falan. Ondan sonra tamam dediler. Telefon melefon açtılar. Başka Çinliler de geldi. Ulan dedim bizim başımıza bir şey gelmesin. Bir anda 30 tane Çinli toplandı orada. Sonra bize bir yemekler hazırladılar. Birisi daha gelmedi. Sonra biz orada yemekleri yedik, çıktık, gittik. Öyle bir Çin lokantası var mesela. Mesela o Çin lokantasındaki Çinliye ben Justin Bieber'la kendimi gösterdim. O der ki hiç ben bir fark göremiyorum der yani.
Demez. Nasıl demez ya? Demez. Çinli ne tanır ya Justin Bieber'ın? Ege ile Justin Bieber'ın fotoğrafını göstersen bir fark yok diyebilir. Efendim? Yani. Değil mi? Öyle olabilir mi? Ama hakikaten bu bizim beyazların böyle çirkin bir bakış açısı var. Evet. Çinliler geliyor. Evet. Bir de onları ayırt edemiyoruz da. Çinli mi, Japon mu? Efendim Vietnamlı mı? Filipinli mi? Ondan sonra yani Koreli mi filan. Ama işte uzak olduğumuz için normal aslında. Yani sen mesela Japonlarla Çinlileri ayırt edebiliyor musun? Ediyorum. Nasıl ayırt ediyorsun? Neye bakarak? Evet. Baktığın anda yani böyle konuşunca filan demiyorum. Ten rengi. Ten renginden. Yok ten rengi değil de ten rengi göz şey kıvrımı. Mesela Vietnam işte Filipin falan daha koyu tenli olur. Evet. Hani gözler falan aynı olur ama yüz bu elmacık kemiklerinden falan böyle anlayabiliyorsun. Ama yine de zor hani mesela Japon yani yine çok benzer. Zor ama yani şeye ülkesine gitmek lazım. Mesela ben Çin'e gittiğim zaman anladım ki Çinliler bir başka. Evet, nasıllar evet, başka. Abi? Yok gerçekten fark ediliyor. Nasıl anlatacağımı çok bilemedim ama. Sen Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dönem bulundun. İşte okuldur falan değil mi? Hı. Mesela orada ayırt edilmiyor muydu Japonlarla? Amerikalılar ayırt edebiliyor mu? Onlar da yani işte diyorum ya çok benzer ırklar olduğunda çok ayırt edemiyorlar. Ama mesela orada da büyük bir olaydır. Hani bu çok şikayetçilerdir ve bununla ilgili televizyon şovları falan da vardır. Hı hı. Yani işte Amerika'da da vardır. Hani böyle çekik gözlü gördüğünde Çin'de şöyle bir yemek var bilmem ne diye sorarlar ve bu kızılan bir şeydir. Kızarlar yani. Hani ve birinci olarak da şuna kızarlar yani hani ben Amerikalıyım ben derler. Mesela Çinli olsam Seda Sayan'la seni ayırt edemem. Gerçekten. Ayırt edemem. bozuk gözlü bir Çinli olsanız. Hayır ya yani sen zaten senin gözün de görmüyor. Engin. Efendim. Engin. Çok teşekkür ederiz bizi aradığınız için. Sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa dinleyeyim sonra habere gireceğim çünkü. İzmir'den sevgiler diliyorum size. Ben sizi tanıyor muyum bu arada onu sormuştum. Ben hatırlıyorum bir yerden hayır, sizi. Hayır daha önce hiç karşılaşmadık. Belki İzmir'de belki karşılaşmışızdır. Evet. Peki Engin ama fotoğrafınızdan sizi tanıyormuşum gibi geliyor. Ve özellikle bir önceki dinleyicimiz de çocuk bekliyordu. Sizin de harikulade bir yavrunuz var. Böyle eşim dostum çocuk sahibi oluyormuş gibi geliyor bana. Hakikaten fotoğraflarınızı görmekten mutluluk duydum. Samimi duygularım gerçekten bunlar. Gerçekten Hakan'ın gözlerinin içi gülüyor. Hakikaten bir kocaman bir aileymişiz gibi geldi bana. Çok mutlu oldum. İyi ki aradınız bizi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Peki İzmir'e selamlar eşinize ve çocuğa da. Hoşçakalınız. Hanımlar beyler 0212 368 62 20'den almaya devam edeceğim telefonlarınızı ve bir konuğum olacak önümüzdeki dakikalarda. Şimdi haberler. Virgin Radio. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Okan Bayülgen'in Talk Radio'su devam ediyor. Hanımlar beyler 0212 368 62 20 Virgin Radio'nun telefonları ve işte bakalım hangi dinleyicim geliyor şimdi mikrofona. Efendim? Gizem. Merhabalar. Merhaba. Gizem. Sizin galiba Instagram hesabınızı Ege buldu. Böyle merdivenden çıkarken kırmızı bir entari var üzerinizde doğru mu? Aynen. Evet. Olur, aynen. Peki bir de bir fotoğraf var. Şeyde çektirmişsiniz. Cafe P Beach Club'da. Evet. Burada üç güzel kız var. Hangisi sizsiniz? Gözlüklü olan galiba, mavi gözlüklü olan. Mavi gözlüklük bir şey var başınızda. Böyle bir şey ne o bandana mı diyoruz ona? Bandanamsısınız. Evet. Aynen, o yanınızda bir siyah bikinili şapkalı bir kız var. Evet aynen. O kızın telefonu var mı sizde? Varsa verebilirim ya. En yakın arkadaşlarımdan biridir kendisi. Peki tabii ki şaka yaptım canım. Ama sonra hep üç kız devam ediyor evet. Fotoğraflar. Neden böyle hep üç kız? Bunlar aynı üç kız mı? Yok hepsi farklı. Hepsi çok yakın arkadaş. Yani hepsi çok sevdiğim canım yakın arkadaşlarım diyebilirim. Harikulade. Kaç yaşındasınız? 24. 24 yaşındasınız. Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi bölümdesiniz?
Kimya bölümünde okuyorum. Kimya. Çok zor. Bizim okuldan. Çok zor. Ege sen kimyada, kimyadan mı mezunsun? Yok abi, ben işletme mezunuyum. Peki ha, bizim okul deyince ben okul kimyaya işte sorayım yani. Okul değil yani. Boğaziçi Üniversitesi herhalde abi. Farklı. Değil mi Gizem? Yani kimyada okuyan bir adamla işletmede okuyan bir adam aynı mıdır? Yok, aynı değil ama ben de işletmecilerin yaptığını yapmaya çalışıyorum bu aralar. Okulu bitirmeye çalışırken bir taraftan da marketing satış iş başvuruları kovalıyorum yani. Peki neden kimya okuyup da bunu yapıyorsunuz? Ya klasik işte yani, yurdum hikayesi. Okan Bey, hani bildiğiniz gibi iş bulma telaşesi, üretimin olmaması, laboratuvarların iyi çalışmaması. O yüzden de yapacak bir şey yok yani. En çok iş başvuruları, yani açılan şeyler, pozisyonlar hep oralardan olduğu için oralara başvuruyorsunuz. Peki bizi dinleyen ve henüz bir fakülte tercihi olmayan ya da değiştirmeyi düşünen vesaire vesaire, ne önerirsiniz? Kimya herhalde zor bir bölüm, bir kere bilimsel bir iş bu. Dolayısıyla bilim adamı olmak kolay değil ve biraz çetrefilli bir tercih, yani ilerisinde düşünmek gerekiyor. Ama yine de bize söyleyin, yani sizin fakülteden hangi iş kollarına yönlenebilir insan? Ya bizim, yani normalde böyle hocalarımız falan doktora yapmamız için yurt dışına göndermeye çalışıyorlar bizi genel olarak. Ama özel sektörde de kalite departmanında, üretim departmanında iş bulabiliyorsunuz. Laboratuvarda iş bulabiliyorsunuz. Ama maalesef ülkemizde yani çok fazla hani o istediğiniz genius şey, yani böyle dahi yani buluşları yapamıyorsunuz. Çünkü yurt dışından gelen şeyleri, prosesleri uygulamak zorunda kalıyorsunuz. Benim vallahi genel olarak tavsiyem şu olur, hani gerçekten seviyorlarsa ve gerçekten kimyager olmak istiyorlarsa, gerçekten kendilerini bilim adamak istiyorlarsa bunu yapsınlar. Hani onun dışında bölüm okumak çok zor. 6 senedir okuyorum yani. Hakikaten ben, zor. Ben kaçırdım mı ya? İsteyerek girmedin mi sen? İsteyerek girdin mi? Benimkisi birazcık şey, yani Boğaziçi olsun benim olsun şeklinde girdim. O yüzden de hani Boğaziçi'nin şeylerinden yararlanmaya çalıştım. Faydalarından yararlanmaya çalıştım diye. Peki siz o zaman başka bir şey okuyup başka bir sektörde çalışacaksınız. Başka bir şey okur muyum bilmiyorum bu aralar ama evet, başka bir sektör... Yo zaten okuduğunuz şeye devam edip başka bir sektörde mi çalışacaksınız? Evet, okuduğum şeyi bitirmeye çalışıyorum işte şimdi. Ocak'ta umarım mezun olacağım. O zaman onu niye bitirmeye çalışacaksınız? Ya işte diplomamız olsun diye yani. Bu biraz da anneyi babayı mutlu etmek için herhalde, değil mi? Yani yani bir dakika Ege bir espri mi yaptı? Evet, çok affeder, kötü, lütfen, kötüydü çok, ne olur ne ya, olur. Hakikaten çıkayım ben. Yani Gizem Hanım, sizden gerçekten özür diliyorum. Yani bu sizin hayatınız, ben de duymadım. Ya sizin hayatınızla ilgili olarak konuşuyoruz ve Ege'nin bu esprisi hakikaten hiç doğru olmadı. Hani kısa dönem evet, askerlik falan filan gibi. Çok bu kötüydü. Şakası yapılacak bir konu. Ege çıkar mısın burada? Ege lütfen çıkar mısın? Yani, hayır, sizinle, siz Gizem, sizinle alakası yok. Ben zaten yani ben bu tip şakalara hakikaten tahammülüm yok. Ege, programın sonuna kadar konuşmayacaksın. Peki. Duydun beni. Evet. Peki. Yani o zaman niye bitiriyorsunuz? Bu anne babaya diploma götürmek için mi bu yani? Yok, aslında ben birazcık yani hayat hikayemi anlatmış gibi olacak ama yani şey yaptım, bir kere tekrar ÖSS sınavına girdim, tekrar şey yaptım, geldim gittim falan ama günün sonunda Boğaziçi'li olmam gerektiğini düşündüm. Yani oradan mezun olmam gerektiğini neden, düşündüm. Neden? Neden Gizem bu etiketler? Niye yani Boğaziçi'li olunca ne oluyor ki? Yani şöyle, Boğaziçi'li olunca bir şey şöyle oluyor. Yani ben okulumun bana verdiği perspektifi sevdim. O bana güzel bir bakış açısı daha... Tamam ama sonrası yani hani okul bitecek. Zaten bitirmeye de gayret ediyorsun. Oradan çıkınca aynen, hani... Aynen. Hiç istemediğin bir bölümde böyle yıllarca çalışıyorsun, sıkıntılı diyorsun, zor diyorsun. Bu kadar şeye katlanıp sonrasında yani bambaşka bir iş yapacaksan o diplomanın ne şeyi kalacak ki, önemi? Yani şöyle işte okul bu açıdan size biraz perspektif sunabiliyor. Çünkü mesela başka bölümden dersler alabiliyorsunuz ve yani kendinizi keşfetme fırsatı yakalıyorsunuz. Hani bizim bölümden çok tiyatrocu çıktı bu zamana kadar, işte diyetisyen çıktı. Hani kimler kendini keşfetmek için bayağı güzel bir bölüm oluyor sanırım.
Ve tabii ki evet de... bunun için hiç vaktiniz yok ama bir yandan da vaktiniz var. Yani çalışma olarak vaktiniz yok tabii ki ama işi ve kendinizi sorgulamak için vaktiniz oluyor. Ve pozitif bir bilim okuduğunuz için de tabii ki metot biliyorsunuz, çalışmak nedir onu biliyorsunuz. Böyle yanından geçilecek bir disiplinde değilsiniz. Yani bu zor bir disiplin. Kimya değil mi? Hakikaten. Ama siz ne olur Burcu'ya aldırış etmeyin. Yani bu Burcu niye böyle yapıyor onu anlamıyorum. Yani ben siz hani bunu sanki bir derdiniz varmış gibi aramadınız ki bizi. Burcu niye evet. size böyle davrandı onu da anlamıyorum. Yani Burcu sen ilkokulu bitirdin herhalde. İlkokulu bitirdim. Evet. Peki sonra, çok zor bitirdim sonra, ama bitirdim. Sonra nereyi bitirdin? Yani bak şimdi biz Gizem'le beraber biraz da sana bakalım yani. Öyleyse. Evet peki Gizem ben senleyim şimdi ve Burcu'ya bakıyoruz. Burcu sen sonra bir yeri bitirdin mi ilkokuldan sonra? İlkokuldan sonra bir ortaokul vardı onu bitirdim. Bir ortaokul sonra vardı. Sonra bir herhalde. Lise vardı. Evet. Mesela güzel sanatlara gittim ama baktım ikinci yıldan sonra yok bunu yapamayacağım Hangi dedim. Güzel sanatlar? Ankara Anadolu Güzel Sanatlar. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar. Sonra bir yere gittin mi? Sonra Hacettepe Sanat Tarihi. Sonra da işte Hacettepe hani, Sanat Tarihi'ne evet. gittin. Evet, evet yani. Yani peki sonra Hacettepe Sanat ama dikkat ederseniz hep zaten yapmak istediğim şeyler üzerine ama yani Hacettepe Sanat Tarihi'ne gittin sonra. Ya, sonra yurt dışına gittin. Evet sonra Amerika'da. Efendim? Sonra da işte Amerika'da bir okul. Yine burnumu çarptım. Yani o mikrofonun üstü zaten ruj ve sümük oldu. Burnu yani, ve sümük yani, yok ya. Sümük var ya. Ben gördüm onu. Evet. Yani orada bir de burun kılı arıyorum. Bir de burun kılı bulursam burun zaten. Burun kılı olmaz olur mu? Olmaması Amerika'da okuduğun olur. okulun ismini böyle pop diye geçiyorsun gibime geliyor beni. Montgomery College. Montgomery zaten nedir bir... Nedir ama sen anladın mı? Montgomery. Ege, sen Montgomery evet. evet. Ha, Montgomery dedi ya. Ama anladım. Evet anladım. Ya, anladım. Ege sen konuşmayacaksın. Evet Umut sen anladın mı canım? Montgomery. Montgomery. Gizem sen benim ne demek istediğimi anladın hay, değil mi? Şimdi Okan bana yürü. Anladı zaten bundan da. Yani o mikrofonu bir daha kullanacak birisini bulabilecek miyiz acaba? Üstü bulmayın, sümük ne ve... güzel işte. Sümük ve ruj izi. Yani. Kendi sibilcesini çarpmış. Evet o da var. İrim mirim yani. Tamam, ben yerimi artık yani onu hakikaten bir kimyager görse o mikrofonun üstünü der ki buraya hakikaten kim kusmuş iğrenç. Peki bir şey soracağım. Gizem senin adına da soruyorum. Ya peki bu Montgomery College'de ne öğrendiniz? Allah aşkına söyle. Ne öğrendim? Bir şey var mıydı ya? Öğrenecek bir şey var mıydı orada? Montgomery College nedir? Ne konuda bir kolej bu? Yani Montgomery College. Her konuda bir kolej. Ya her konuda bir kolej. Kandırdın değil mi orada? Anne babayı kandırdın değil mi? Bütün aileyi. Kandırmaya ihtiyacım. Yani bir şey de anlaşılmıyor. Ya. Ya abi konuşabilirim. Hayır. Ya eski Atari alırken böyle ders çalışacağız falan diye alırdık sonra oyun oynardık. Onun gibi yapmış işte. Sen koskoca Boğaziçi kimyada okuyan kızı küçümse. Küçümsemedim. Bak asla. Sen Montgomery College'da. Ya. Montgomery College'da ne okuduğunu hatırlamıyorsun. Ben diyorum. Ne? Diyorum ki. Hayır ben şunu söylüyorum. Bak, hiçbir zaman diploma Ne okudun? Ben ne Montgomery College'de ne kadar kaldı? Bir şey kız korkuyor benden. Ya. Ya, bir şey ne atayım elimi mi atacağım çıkarıp be?
Allah Allah. Gizem, Gizem bak bütün bunları senin için yapıyorum. Çünkü çünkü Gizem, kimyada okuyan birisi. Ol canıma değilsin. Gizem, ben Gizem'e kimyada okuduğu için falan hiçbir şekilde ne aşağılıyorum ne yerim. Ben diyorum ki Gizem net bir şekilde Gizem kaç yaşında sen kaç yaşındasın? Ben 30 yaşındayım, Gizem 24 yaşında. Tamam, ne var? Ben sen ona ki, şey yapacak, nasihat verecek şeyde misin? Nasihat vermiyorum. Soru soruyorum. Nasıl anlamaya nasihat vermiyorum? Oldu bir Montgomery College oldu da vermiyorum. Hayır, vermiyorum demedim. Nedir? Senin özelliğin ne ki sen Gizem'e nasihatta bulunuyorsun? Nasihatta değil. Ayrıca hiç de bir özelliğe gerek yok bence nasihat. Nasihat değil, hani yaşadığın ya da düşündüğün şeyi söylemek. Yani mesela bu da çok fazla bizi kısan, gelen, şey yapan bir şey değil mi? Hani dur, sen kimsin şey ki hani tavsiye vereceksin duruma? Hep böyle bir susma. Hani şimdi ay burada bu var, ben hiç konuşmayayım falan hikayesi. Yok, hayır, benimle ilgili olarak söylemedin. Yok, biliyorum biliyorum. Hayır, çok net biliyorum. Sen istediğin kadar öyle, bana istediğini yapabilirsin. Ama Gizem'e hayır. Gizem de hayır, anladı. Burcu. Gizem hayır, de kesinlikle hayır. Anladı ve Gizem'in aslında ben Gizem'in tarafındayım. Nereden? Net Gizem'in tarafındayım. Nereden? Yani işte bir zorlama ya da bu etiketler yüzünden bir şeyler yapmak kadar... Onu Gizem aslında kendisi takdir eder canım. Tabii canım, tabii yani ki. O Gizem'in ama bileceği iş. Tabii ki. O Gizem'in bileceği tabii iş. Ki, tabii ki Gizem'in bileceği iş. Ben sadece oradan ama Gizem de pek ama şimdi şu bir taraftan bakarsan bir yandan sana da hak veriyorum. Gizem de pek zeki değil ha. Yani o bölümde de 6 sene durulur mu yahu? Yani 6 sene durmuş. Öyle değil i̇şte mi Gizem? Belki o kendi hayallerini istediği şeyleri yapıyor. Gizem, onun için uzuyor okul. Efendim. Yani niye 6 sene? Peki niçin 6 sene? Yani bitirmek için gerekirse ara bir ara vermiş. Ara vermese hemen belki de. Ara vermesem 3 senede bitiriyordum ya. O yüzden yani. Ara vermesem. Vay anasını. Vay anasını. Peki ben şimdi Gizem'in daha da rahatsız olması için ona Virgin Radio arşivinden nefis bir şarkı çalmak istiyorum. Çok yıllar önce Gizem sen bilmezsin. Bugünkü Justin Bieber'a eş Bonnie M diye bir grup vardı. Bilir misin o grubu? Sanırım bilmiyorum ya. Evet. O kadar fenaydılar ki. O kadar fenaydılar ki. Halbuki siyahiler o zaman nefis disco şarkılar yapıyordu. Müthiş Motown şarkılar yapıyordu. İnanılmaz şeyler gerçekleşiyordu. Fakat bu Bonnie M denen grup hakikaten bizi birbirinden iğrenç şarkılarla perişan etmiştir. Oradan, o gruptan bir şarkı dinleteceğiz. Seni de daha da sinir edebilmek için. Ve ama bir yandan da şunu da söylemek istiyorum. Yıllar geçti. Tabii ki o şarkılar bizim nabzımızı tuttular, bizim ritmimizi ayarladılar, duygularımıza, aşklarımıza, maceralarımıza şahitlik ettiler. Çünkü nereye gittiysek bir Bodrum'a gitmişizdir Bonnie M'dir, bir başka yere gitmişizdir Bonnie M'dir, yurt dışına gitmişizdir Bonnie M'dir. Her tarafımız bugünkü Justin Bieber fırlatması gibi Bonnie M fırlatmalarıyla dolu olduğu için ve her yerde bu çaldığı için kulüplerde, diskolarda vesaire hep aşklarımıza bu Bonnie M şarkıları tanıklık etmiştir. Ra ra Rasputin diye. Bak dinle, nasıl berbat değil mi? Şimdi Demet Akalın, Gülşen filan aynı şarkıları yapmaya çalışıyorlar. Arkada Ramazan davulu çalar gibi bir ritimle. Ama olsun, biraz yaşı geçkin olanlar şu anda bize evlerinden battaniyelerin altında oturmuş hastalıklarla uğraşarak dinleyenler çok iyi anımsayacaklardır bu şarkıyı. Ra ra Rasputin falan işte yani. Hanımlar beyler, Virgin Radio'nun telefonu 0212 368 62 20 ve işte devam ediyoruz şimdi. Ben Burcu'ya bir şey söylemek istiyorum içimden geldiği için. Burcu, seni çok seviyorum. Bunu sana söylemek istedim. Hele ardından yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde Ege'yi senin kadar sevmediğimi ama buna karşın
Umut'u senden çok sevdiğimi ve bazen de Ege'yi Umut'tan da çok sevdiğimi sana söylemek istedim. Burcu, ben bir yılbaşı ağacı aldım. Of, geliyor işte, geliyor. Kızım için. Kızım için bir yılbaşı ağacı aldım ve çünkü gerçek ağaç değil tabii. Gerçek ağacı aldım. Çünkü şöyle düşündüm. Bu kızın gittiği bütün evlerde, işte anne, anneanne, dede, babaanne evlerinde, her yerde ağaç var. Ve kızımla beraber süsler de almıştık. Onları da takmıştı falan filan. Ondan sonra dedim ki, yani ben onun babasıyım ve ona aşk derecesinde bağlıyım. Ben ona bir ağaç alıyorsam eğer, en büyüğünü almalıyım, en güzelini almalıyım. O kadar uzun bir ağaç aldım ki, gerçek bir ağaç bu. Bizim eve zor sığdı. 3,5 metre tavan var. Yani son dal en tepesi, yani üzerine böyle bir şey koyamayacağımız, süs koyamayacağımız gibi tavanla şey arasına sıkıştı ve kız bayıldı. Çünkü o kadar büyük ki, dalları o kadar geniş ki, yani bütün bir oturma odasını doldurdu ve şimdi onu beraber süsleyeceğiz. Sonra şans eseri Facebook'ta birisi paylaşmış. Sana benzer iş yapan bir kız var. Güzelce bir kız. Hı-hı. Ama seni mi taklit ediyor, senden önce mi başladı, bunu bilmiyorum. Hı-hı. Sana göre biraz daha sükunetli konuşuyor. Senin nedir gibi bir hikaye yapıyor. Hı-hı. Ama onlar biraz daha ağır yapıyorlar. Sendeki gibi tempolu, hı-hı, değil. Yani sen çok eğlencelisin çünkü harikulade. Hı-hı. Ve burada bir şey başlattın. Ya başlattınız ve senin sayende de o başladı, bu tip videolar. İşte bunlar da böyle bir video yapmışlar ve o videoda yılbaşı ağacının ne olduğu, kökeninin nereden geldiği anlatılıyor. Ve bunun çok çok eskiden ön Türkler diye bir tabir kullanıyor herhalde eski Türkler. Ben belki bilgim zayıf bu konuda. Ve onlarda başlamış bir adet olduğunu, Türkler tarafından başlatılmış bir adet olduğunu ve şaman gelenekleri uyarınca da bu adetin yüzyıllardır devam ettiğini anlatıyor. Türk kökenli bir adet diye anlatıyor bunu. Hatta Avrupa'ya yayılması da Hunlular sayesinde olmuş. Yani köken hep bize ait. Hatta bu gelenek bizde, Anadolu'da da görülür. Çünkü bizde ağaçlara dilek ağacı yaparız. Evet, çaput bağlarız filan. Bu hepsi, yani çam ağacının kullanılması, hatta beyaz diken yapraklı çam ağacının kullanılması bir Türk geleneği. Çünkü çam ağacına hayat ağacı deniliyor. Hı hı. Ve bolluk ve bereket getirsin diye, tabii ki bir başka takvimde, bir yıl dönümünde, çünkü insanın muradı hiç değişmedi yeni gelen yıldan. Bir dönüşüm bekliyor, bir bolluk, bereket, sevgi, i̇yilik, mutluluk, barış, iyilik bekliyor. İşte bu hayat ağacı geleneğinden geliyor, bu çam ağacı. Dolayısıyla ben onun plastiğiyle idare etmektense, madem gelenek sapına kadar Türk bir gelenek kardeşim, ben de kızıma kocaman bir çam ağacı aldım ve şimdi onu beraberce süsleyeceğiz, çam ağacını. Ve bunu sana söylemek istedim, bu çam ağacını süsleyeceğimizi. Ben üzülüyorum ya çam ağaçlarına. Şimdi burada da yanılıyorsun. Çünkü çoğunlukla hani şu söylenir. Hani siz bu çamları aldığınız için o çamları kesiyorlar diyebilirsin. Ama İstanbul'da çok az yerde bulunuyor. Ve insanlar zaten bu konuda çok duyarlılar. Hı hı. Dolayısıyla o çam ağacını onlar kolay bulamıyorlar. Hatta geçenlerde Ertuğrul Özkök yazdı, filan yerden çam ağacı bilmem ne de falan filan, hemen aldılar getirdiler bana çam ağacını. Çünkü çam ağacını İstanbul içerisinde ya da herhangi bir şehirde, hı hı, götürmek kolay değil. İşte Ertuğrul Özkök de bunu yazmıştı. Arabanın üzerine bağlayamıyorsun, bilmem ne yapamıyorsun, kamyonetle getirmek gerekiyor, bazen kamyon tutmak gerekiyor. Hı. Kimse buna katlanmaz tabii ki, ama şöyle bir güzelliği var. Çam ağacı hemen ölüp gidiveren bir ağaç değil. Biz bunu şimdi evde koruyacağız. Daha sonra evin bahçesine dikeceğiz. Yani bu çam ağacını. İşte bu şahane. Avrupa'da böyle olmuyor. Bu böyle. Çam ağacı benim kızımın, kızımla ortak çam ağacı. Muhtemelen böyle merdivenlerle çıkıp, değil mi, böyle, evet, bir şeyler. Biz merdivenle çıkacağız. Çünkü kızımla çok beraber büyükmüş, onu. Çok büyük, evet. Çok büyük bir çam ağacı. Yani benim çam ağacım da büyük olur diye, tabii, ben düşündüm. Yani bunu sana söylemek istedim. Evet.
Sen bana bunun üzerine bir şey anlatacak mısın? Çam ağacıyla ilgili bir şey mi? Hayır, böyle benim gibi bilgi veren bir konuşma. yani şu anda mesela... şu anda mesela aklına gelen, hani hem güzel bir şey anlatayım hem de içinde bir biraz malumat olsun falan, yok mu sende böyle şeyler? Vallahi şu an gelmiyor. Yani o Montgomery Kolej'de falan. Ya... Ama hakikaten seni çok seviyorum. Çünkü yani beraber çalışmaya başladıktan sonra anladım ki yani bu işi sensiz yapamayabilirim yani. Yani lütfen. Hakikaten çok samimi söylüyorum. Sana da böyle bir çam ağacı alayım ister misin? Demem o ki. Bir tane kalmış evde değil mi? Demem ona içeri çıkaramıyor. Biri kırılır diye iki tane aldık. İki tane almış kapının önünde içeride sıkamış. Gel Burcu çıkış sağlatalım. Sana bir şey sorayım mı diye başlamıştı. Soru gelmedi. Şimdi çam demişken bak. Çam demişken Emre Çınar konuğumuz bugün. Bir çam devirme olayı vardır, o çam nedir? Çam devirme. O da Türklere özgü bir laftır herhalde. Evet, bize özgü bir laf. Yani hayat ağacını devirdin, yani öyle bir bu şey yaptın. Bu oradan mı gelir ki acaba? Tabii ki oradan. Çam ki. Devirdin. Tabii ki. Yani biraz önce Ege hakikaten... Bir de çam kurma mı var? Bir şey kurma vardı. Kurma vardı. İşte ne o bizim yaptığımız ağacı öyle kurmak. Öyle değil, başka yine böyle bir deyimsel bir şey. Ben onun altından iyi bir şey çıkacağını sanmıyorum da onun için idare etmeye çalışıyorum. Neydi o? Çadır. Çadır kurma vardı. Yani. Çam devirme var. Çam devirme. başka çadır mı? Kurmak güzel çam, bir şey çadır. Değil yani. Niye çadırı? Çünkü çamların olduğu yerde kurmaz. Onun mesela bir yere gittiğim zaman ben pansiyonda kalmayı, otelde kalmayı tercih ederim. Niye çadır kuralım? O da yine yani ön Türklere has bir deyim. O da muhtemelen. Burası bize otağı olsun falan. Ne olsun? Öyledir. Hmm. Otağı var mı otağı o zamanlar? Yok galiba. Ön Türkler zamanında galiba var abi. Var ön mı? Türkler. Ben çok mevzuata hakim değilim ama. Ben de hakim tahmin değilim. Ediyorum. Özellikle tarihimiz konusunda yalan yanlış konuşmak hiç istemem. Yani ben bu bilgi verici videodan bunu öğrendim. Evet. Şimdi... Çam demişken Emre Çınar konuğumuz. Evet. Emre Çınar Bazmay videoda çalışan önemli bir görevde, önemli bir adam. YouTube yani yeni medyayı yapıyor. YouTube için çalışıyor. YouTube'a hizmet veren kuruluşlardan birisi olan Bazmay videoda çalışıyor. Gerisini Emre'den dinleyelim. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum buradan ben de. Emre'nin radyo sesi ne kadar fenaymış. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Evet, normal çok kötüymüş mikrofon ya. Sesi hakikaten kötü ya. Yani ya. Evet vallahi. Bunu acaba düzeltmek için hayır, ne yapalım? Ama bizim arayanlarımız bile tam karşıdan konuşabilirsin. Evet. Ya iyi. Bize bakman gerekmiyor. Sen duvara bakarak konuş, tamam. Biz seni takip ediyoruz. Bu arada bize arayanları da görüyorsun Emre. Harikulade adamlar orada bir EQ çekiyor konuşmasına falan filan bir şekil yapıyor herkes. Evet yani. İnanılmaz abi. Evet. Yani bizde o kabiliyetler yok maalesef. Yani bu arada Ege ilk defa olmuş bir şey, çok şaşırdığım için sana göstermek istiyorum. Bir hanımefendi Twitter'daki ismi @GilNewYork gördün mü? Görmedim. Ed Gilniorek ve hoş bir kız, böyle siyah beyaz bir fotoğraf var. Tamam. Diyor ki Ege çok tatlı, ha, bence evet, daha çok konuşsun. Diyor. Ne oluyor ben, Ege? Evet. Ege ne? Hü mü? Ben neden sonra olduğunu söyleyeyim mi? Hı-hı. Justin bir böyle Ege'yi göstersek için niye anlamayabilir dedim. Hmm. Şimdi hep senin başının altında evet, çıkıyor Burcu. Evet. Hayır, galiba Ege'nin nasıl bir tip olduğunu New York bilmiyor. Bilse koşarak uzaklaşır zaten. Hayır, yapacak bir şey yok. Hayır. Ege lütfen @GilNewYork'a fotoğrafını çekip yollar mısın? @GilNewYork'a özelden yürüyorsun. Öpücük yolla. Ege senin için GilNewYork'ı ben takip ediyorum şimdi. Bak hakikaten çok güzel bir fotoğrafını koymuş. Ben sana büyüteyim. Şeye bak, fotoğrafa bak. Ege bak, bu kız koymuş. Yani hiç. Yani ben hanımefendi, siz dinliyorsanız bir şey söylemek istiyorum. Yani Ege sizin ayarınız mı hakikaten, yani şu fotoğrafı gördükten sonra. Allah sahibine bağışlasın. Evet.
Abi peki bu sosyal medyadaki fotoğraflar hepsi gerçek mi acaba ya? Emre, biz sana henüz söz hakkı verdiğimizi sanmıyorum. Yalnız kendi kendine söz hakkını aldı. Evet, susuyorum bu arada, ben. Emre'nin bizimle de çalıştığını ve çok iyi dostumuz olduğunda söylemek istiyorum burada. Hem de programımızda da çalışıyor. Programı izleyenler ara sıra ona bağlanıp özellikle sanatçıların YouTube yönetimini, sosyal medya management'ını nasıl yapmaları konusunda, nasıl yapabilirler daha iyi filan, bu konuda bilgiler veren bir insan tabii ki Emre. Evet Emre. Aynen öyle. Evet Emre. Tabii şimdi Türkiye'de en son aldığımız rakamlara göre internet bağlantısı, internete bağlanan kişi nüfusun yaklaşık 60'ına ulaşmış. Bu da bu alanın Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ekonomi haberlerine girdik gibi hissettim. Ama fakat Emre biz bunu zaten biliyoruz. Bu konuşmaya başlar başlamaz. Yani biz bir uzman değil mi? Yani bir uzman çağırdığımız zaman şöyle deriz biz. Yani bize hakikaten hatırı sayılır bilgiler. Yani, tabii ki biz bunu biliyoruz. Yıllardır söyleniyor, Twitter kullanıcısının dünyada birçok ülkeden çok daha fazla Türkiye'de bulunduğu, ya da Facebook kullanıcılarının, tabii ki burada çok fazla sahte hesap da var ama nüfusun çok önemli bir bölümünü tuttu. Türkiye sosyal medyayı harikulade kullanıyor Emre. Senin başka ilave edeceğin bir şey var mı? Şöyle. Emre'yi biraz ileri saralım. Yani yok tabii, bize Montgomery Üniversitesi'ne gitmediğiniz ya için. Arkalardan gelip vuruyor. Yalnız Emre unutmayalım ki sen tabii ki konunun uzmanısın, ama ne kadar konunun uzmanı da olsan bunca aydır beraber çalıştığımız bir insana laf çakman çok doğru bir hareket olmadı. Yok, laf çakmadım. Yani ben şu an tabii bir sürü şey söylerim ama gene rakamsal ve analize dayalı olacak. Evet. Onun için hazır, yani pazartesi trafiğinde insanları eğlendirmek varken böyle rakamlarla canlarını sıkmak istemem. Ama birkaç şeye örnek vermek gerekirse burada mesela YouTube tarafında özellikle artık yeni medya dediğimiz olay, denilen olay televizyona kafa tutmaya başladı ve geçtiğimiz günlerde de GameX'te de yaşadık. Burada meşhur olmuş, tanınmış, buradan çıkan insanlar bu yeni medyadan bildiğimiz televizyona artık geçiş yapmaya başlayacaklar. O anlamda da sanatçıların daha doğrusu sadece yani dijital tarafı eksik olduğunu hisseden, yeni bir şeyler yapmak isteyen insanların bu alanda daha profesyonel destek almaları gerektiğini söyleyebilirim. Tabii burada çeşitli yönetim tarzları var. Siz bir kişi olarak mı, yoksa bir kanal mı, bir konsept mi üreteceksiniz? Bunların hepsinden yola çıkarak bir strateji yapmak lazım. Ama şunu söylemek istiyorum, yine rakam olacak ama Türkiye'de ayda ortalama 4,5 milyar video izleniyor. Yani bunu televizyon... Peki bunu kıyaslarsak mesela Avrupa'da bir, mesela Londra'da böyle bir istatistik var mı? Hani kıyaslama yaparsak peki daha net anlayacağız. Peki böyle bir kıyaslama kişi başı izlenen dakikaya ya da video sayısına bakmak lazım. Şöyle hesaplı, yani şöyle bir istatistik yakın verebilirim. Yakın mıyız yani oraya çok? Dünyada en çok video izlenen 5 ülkeden, yani en çok ilk 5'teyiz yani, öyle i̇lk söyleyeyim. İlk 5'te olduğumuz tek... Aynen öyle. Herhalde. Yani var başka şey. Benim anlamadığım şey şu, yani İstanbul'un mesela nüfusu dünyada 120 ya da 122 tane ülkeden daha kalabalık. Yani aynen bu öyle. İstatistik peki buna göre mi oranlanarak yani? Hayır, total olarak bakılıyor. Zaten orada bizim avantajımız da o anlamda çok fazla. Tamam, yani nüfus olunca, fazlalığı evet, biraz kaçınılmaz zaten. Aynen öyle. Ama yani şöyle bir şey de var. Sonuçta çok kalabalık ülkeler. Hindistan var, Çin var. Tabii. Rusya var, Amerika var. Yani bunların yanında bizim nüfusumuz çok da büyük kalmıyor aslında. Aynen öyle. Dolayısıyla Türk insanını, yani bizim çok fazla okumaktan ziyade izlemeyi tercih ettiğimiz, izlemeyi sevdiğimiz aşikar. Evet. Bu anlamda burada yapılacak da birçok şey var esasında. Bunlardan bir tanesi de mesela yarın gidip kendinize bir YouTube hesabı açıp, YouTube kanalı açıp orada kendinize özgü videolar üretebilirsiniz. Hı-hı. Gerçekten kimin ne izleyeceği de belli olmuyor. Yani yaptığınız çok saçma bir şey çok izlenebiliyor. Ve daha sonra bu size bir noktaya getirip hatta bir gün bir meslek bile olabilir. Yani evet. Burada yapılacak olan hareketler.
tabii bir gün bir meslek değil yani bir sürü hatta bir grup da değil mi buraya davet ettik. Açık seçik aşk bandosu oradan ilerleyen bir durum yani. Mesela şu an Amerika'da böyle iki tane YouTube'dan çıkma video üreticisi şu an bir diziye başlıyor. Yeni bir dizi yapacaklar. Mesela başka bir örnek de yine Amerika'dan. Tabii orada oradaki endüstri birazcık daha bizden ileride olduğu için daha hızlı aksiyon alıyorlar. Bir tane film, bir YouTube video üreticisinde bir film yapmaya başladılar daha yeni. Ohio'da yaşayan iki tane çocuğun üzerine yapıyorlar video. O iki çocuk eski YouTuber. Öyle söylüyoruz. Ve büyük bütçeli bayağı iyi bir film olacak yani. Ve bekliyoruz heyecanla. Nasıl bir şey olacak? Evet. Emre güzel şeyler anlatıyorsun ama ben sanıyorum pişman oldum seni programa çağırdığıma. Çünkü henüz özellikle amatörce YouTube'u kullanmak isteyenler için pek bir şey anlatmadı bize. Yani ben nasıl insanların Twitter'da hesabı var, Instagram'da hesabı var, YouTube'da da çok güzel şeyler üretebilirler diye. Tam o konuya giriş yapıyordu aslında şu anda. Aynen öyle. Ama giriş yapıyor ama saat kaç oldu şimdi? Yani ben giriş yapmıştım abi, olmaz ki yani. Yani konuyu anlatması gerekmiyor muydu? Şöyle. Yani ben sanıyorum ki ve bunu herkes söylüyor. Herkes diyor ki bana, Emre, Türkiye'de YouTube konusunda, daha doğrusu sosyal medya yönetimi konusunda en bilgili adamdır. Yani yaşına falan bakmayın diyorlar. Bu işi en güzel yöneten, en güzel bu konuda tavsiye verebilecek adam Emre'dir dediler bana. Ben yani ve pek olmadı bu Emre bu programda. Yani deyip durmanın halini yok. Sen gerçekten Buzz My Video ve Emre Çınar Türkiye'de bu konuda sosyal medya, nasıl sosyal medyada yükselebiliriz, nasıl kendimizi ifade edebiliriz? Şirketler ne yapmalı, sadece amatörler değil? Şirketler ne yapmalı? YouTube'u nasıl idare edebiliriz? YouTube'dan nasıl para kazanabiliriz? YouTube'a nasıl para kazandırabiliriz? Sosyal medyada böyle saçma sapan işler yapmadan da para kazanılabilir mi? Ve özellikle şöhret ve tabii ki bütün sanatçılar, bütün şirketler iletişim yapan, ki bugün artık İletişimden başka çare yok, tek şey iletişim. Yani iletişim yapan herkes için Emre biçilmiş kaftan. Müthiş bir sosyal medya mühendisi. Fakat ben bilmiyorum, bu program ne diyorsun Burcu, bilmiyorum, pek olmadı galiba. Yani şimdi şimdi iyi falan yok yani ama şimdi istersen bir reklam arası verelim ve sen biraz düşün lütfen. Sonra fazla bir vaktimiz kalmış olmuyor zaten. Sonra dinleyenlerimizi bu konuda bilgilendireceğiz. Evet. Peki. Virgin Radio. Okan Bayülgen. Virgin Radio. Hanımlar beyler, ben Okan Bayülgen. Bu Ege Sen, bu Umut Uslusoy, bu Burcu Baktur ve telefonlarınızı karşılayan terbiyesiz Tuğba Demir ve Emre Çınar'la konuşuyorduk biraz önce. YouTube ve sosyal medya yönetimi konusunda bizi bilgilendiriyordu. Bir dinleyicimiz senin hesabını istiyor. Emre, lütfen paylaşır mısın bizimle Twitter hesabını? Tabii, @emrecinar olarak, yani sessiz. Tam olarak ben anlamadım. @emre gibi bir şey oldu da. @emrecinar. @emrecinar. Ya Çınar da desen artık Cinar, bence bilirim. Evet, @emrecinar. @emrecinar. Evet. Peki, işte dileyenler oraya ulaşabilirler. Aynen. Emre'ye ulaşabilirler. Amatör de olabilirsiniz, kurumsal da olabilirsiniz, fark etmez. Bu adam Türkiye'nin en iyisi. Evet, şimdi bizi Viyana'dan arayan nefis çocuklar var Burcu. Bak fotoğraflarına bak ve şu anda çalışıyorlar ve garip bir mimari bir şey galiba ya da toprakla ilgili bir şey nedir, tam olarak anlayamadım. Bu ne oldu, arkeoloji mi bu? Yani tam Instagram hesabı yogurt mit coffee. Almancası nasıl okunuyor? Bir Alman. Mit coffee. Hiç bilmiyorum vallahi. Mit ile demek ama. O kadar mit, biliyorum. Mit ne demek? Mit ile demek. İle işte, with. Wit gibi. Aynen. Wit. Evet, işte ondan. Peki, bağlanalım mı? Peki. Selam. Evet, buradayım. Kahveli peki, yoğurt demek oluyor. Peki bu fotoğrafı, bu Instagram'a koyduğunuz fotoğrafı yeni mi çektin? Şimdi çektik. Ya şu anda o masa üzerindeyiz. Çok acayipsiniz. Ne yapıyorsunuz devam orada? Ediyoruz yapmaya. Ne yapıyorsunuz? Şu an
arpa evet. suyu ve üzüm suyu eşliğinde maketimizi bitirmeye çalışıyoruz. Evet, ben gördüm son o arpa günler, sularını. Son rötuşlar. Peki bir dakika, bir dakika. Yani bunları içmiyorsunuz herhalde, değil mi? Bu söylediğiniz döküyorsunuz herhalde masaya, değil mi? Tabii canım. Tabii yok ki. İçiyoruz. Onlar bize enerji oluyor. Peki. Bu ne yapıyorsunuz? Bu bir mimari proje mi çocuklar? Biz, evet. Üniversitede bir profesörümüz bize bir iş verdi. Yaklaşık 30 gündür üzerinde çalışıyoruz. Hı-hı. Bugün de artık bitmek üzere. Salzburg'un maketini yapıyoruz. Bütün Salzburg 1'e 1000 oranında şu an masanın üstünde. Çok acayipmiş yahu. Nereden arıyorsunuz? Bayağı neredesiniz şu an? Uzun. Kaçırdım şu mı? An Avusturya, Viyana'dayız. Viyana Teknik Üniversitesi'ndeyiz. Nefis, nefis, nefis. Harikulade tipler. Ciddi uğraştık bu iş için. Evet, bitmek üzere. Biliyor musunuz, Viyana'ya geldim, bayıldım, bayıldım ama birkaç günde insan sıkılır. Hele İstanbul'dan sonra, evet, İstanbul gibi gürültülü, debdebeli bir cehennem İstanbul. Viyana'da çok sıkılabilir insan ama zaten Viyana'da yaşayanlar da söylüyor. Viyana'da sanki her gün pazar diyorlar. Siz de katılıyor musunuz evet. bu düşünceye? Viyana'nın huzurundan sıkıldığımız için 2-3 ayda bir sürekli İstanbul'a koşuyoruz, İzmir'e koşuyoruz. Sonra oradan sıkılıp tekrar buraya geliyoruz. Peki bu biz Türk olduğumuz için mi böyle oluyor? Nasıl oluyor? Büyük anlamadım ben. Yani çünkü yani aslında hepimiz İstanbul'da yaşayanlar, hadi İzmir, Ankara da bir nebze böyle. Hepimiz biraz daha düzen, biraz daha huzur, biraz daha temiz hava, biraz daha park, en azından çocukları götürecek parklar, huzur duyacak yerler, spor tesisleri, konser salonları, hepimiz bunları istemiyor muyuz? Niye sıkılıyoruz sonra Viyana'dan? Anlamıyorum ki ben bunu. Biz bir kaosa alışmış durumdayız sanırım. Onu arıyoruz. Çünkü Avusturyalılara bakıyorum, çok sessiz, sakin bir şekilde yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Biz başaramıyoruz. Ya evet, bir gibi de geliyor. Evet. Peki ben de her zaman İstanbul'dan başka bir memlekete gittiğim zaman bunu merak ediyorum. Ya diyorum ki, ya bu herifler çok cool diyorum, ya da bunlar çok salak cool gibi geliyor bana diyorum. Size de öyle geliyor mu? Yani evet. Ay, ne oluyor? Gidip ne oluyor? Göreceğim mesela. Siz sanki bizi dinle, bizle konuşurken kırbaçlanıyormuşsunuz gibi. Yani bu mineral suyunu açıp kapattım da o büyük gazetesi oldu. Evet, ben bundan şüpheleniyorum çünkü bugün bir gazetede mi, bir medya sitesinde var. Şimdi bu periskop başladı ya herkeste. Twitter hesabı gibi, Instagram hesabı gibi periskop sitelerini de çok ciddiye aldılar. Ve Twitter galiba, değil mi çocuklar, periskopu satın aldı. Evet, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Ve birileri oradan açık saçık yayınlar yapıyor periskoptan. Kimi seks deneyimlerini ve bu tabii ki çok fazla kişi tarafından şey yapılıyor. Bir dakika, ne oldu? Polis mi bastı? Bir polis şey bastı orayı bir şu anda. Belki de öyle geldi. Bir şey. Yani ve periskopta çok fazla kişi tarafından izleniyor tabii. İnsanlar neden bunu yapıyorlar bilmiyorum. Yani çünkü internet zaten açık saçık görüntü ve video dolu ama birisi bir şekilde bir amatörce bir yayın yaptığı zaman çok ilgi çekiyor herhalde. Bunun üzerine de hani buna ne yapılır diye bir araştırma yapmışlar. Yani bunun hakkından da gelmenin imkanı yok. Yani bana sorarsan niye hakkından gelinsin tabii ama çünkü bu herkese açık bir yayın ama kimse kimseyi hani hadi gel bunu izle diye gırtlağına basmıyor. Ama böyle bir yayın yapılabiliyor dünyada artık ve buna kanunen engellemenin imkanı yok. Yani çünkü işte Twitter'a başvurulacak, Twitter işte bu konudaki bir yasa dışı bir eylem olarak bu değerlendirilecek, ispatlanacak yani. Ve daha sonra Twitter bu kullanıcı kişisinin işte adresini paylaşacak da bilmem ne yapılacak da falan filan, kolay bir şey değil. Dolayısıyla ben herkesten şüphelenmeye başladım artık. Yani orada mısınız? Sena? Evet, buradayım. Ben de periskopta en çok yayın yapan milletlerden biri olduğumuzu düşünüyorum ve o tarz yayınlara ben de denk geliyorum. Bir şekilde bilmiyorum neden Türklerde böyle bir durum var. Geçen gün çok enteresan bir yayına denk geldim. Anlatacak mısın? Kızcağız büyük ihtimalle bir maddenin etkisindeydi ya da bilmiyorum. Uyukluyordu ve yanındaki arkadaş onu izinsizce çekiyordu. Yani çok enteresan yayınlar dönebiliyor. Evet. Bu konuda tabii şimdi periskopla ilgili, sadece periskop değil, internette bu tip canlı yayın, yani mobil canlı yayın ya da kişinin kendi yaptığı canlı yayınları engelleyici
araştırmalar, engellici demeyeyim de bunları nasıl regüle edileceğiyle ilgili araştırmalar başladı. Ben yakın dönemde bunlarla ilgili bir yaptırım olacağını düşünüyorum. Çünkü sadece bizde, sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın her yerinde bu tip yayınlar yapılmaya başlandı. Ve bunun yanında şeyler de var. Tabii bunlar en kötüleri. Bunların yanında işte televizyon yayınlarını da işte mobil cihazla yayınlamaya başladılar vesaire. Bunlar hakkında yakın zamanda bir işlem yapılacağını düşünüyorum ben. Peki. Tabii ki burada önemli olan, çok doğru söylüyorsun Emreciğim. Burada önemli olan tabii ki çocukları ve daha sonra da ergenlik çağındaki daha büyük çocukları korumak. Ondan sonra insanlar bana sorarsan ne isterlerse yapsın. Ama Burcu, şunu çok açıklıkla sana söylemek istiyorum. Ben böyle bir yayına denk gelirsem hemen ya gözlerimi kapatıyorum ya da o yayını kapatıyorum. Ya da şikayet. Ya da gözlerim, önce gözlerimi kapatıp daha sonra o yayını kapatmak için nereye basacağımı bulmaya çalışıyorum. Evet. Emre, teşekkür edeceğim ama keşke gelmeseydin. Çünkü yani bu kadar önemli bir adam, bu kadar profesyonel bir adamdan ben pek yararlanamadım. Bilmiyorum Burcu, sen ne düşünüyorsun? Umut, Ege, siz ne düşünüyorsunuz? Ama bugün harikulade insanlarla konuştuk. Özellikle bizde Viyana'dan bağlanan bu ve çalışan bu genç insanlarla konuşmaktan da çok hoşlandık. Herkese kolay gelsin diyoruz. Yarın akşam Emre'siz bir Talk Radio programında tekrar buluşacağız. Hoşçakalın. 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 Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Okan Bayülgen'in Talk Radio'su sona erdi.